Ya özü itibariyle 29 Haziran Kürt halk tarihinde önemli bir gün. Aynı şekilde Türk devleti için, Türk ulus devleti için de önemli bir gün. Aslında 29 Haziran'da Sayın Öcalan'a idam cezası verenler sadece İmralı'da kurulan mahkeme heyetinin aklı değildi ya da tesadüfi bir tarih değildi. Hem kendi mücadele tarihimizden hem de devletlerin genetik kodlarından bilmekteyiz ki bu sadece Türk Ulus Devleti'ne has bir özellik değil. Bazı önemli tarihsel günlerde güncel olarak mücadele yürüttükleri, tasfiye etmek istedikleri halk hareketlerinin devrimci mücadeleleri, ulusal hareketleri aslında sembolik olarak da mesajlar vererek boğmaya çalışırlar. Yani hepimiz hatırlıyoruz 29 Haziran günü Sayın Öcalan'a idam cezası verildiğinde başka bir tarihsel sayfaya da dönemin muktedirleri, devlet elitleri özellikle Kürt halkına bir mesaj verdi. Çünkü 29 Haziran aynı zamanda Kürt halk tarihinde Şeyh Said'in idam edildiği gün. 29 Haziran 1925'te Şeyh Said idam edildi. 29 Haziran 1999'da da Sayın Öcalan'a idam cezası verildi. Aslında Şeyh Said ve Sayın Öcalan'ın aynı gün birinin idam edilmesi, birine idam cezası verilmesi aynı zamanda Türk Ulus Devleti'nin 100 yıl boyunca yani 1925'ten bugüne hesaplasak 99 yıl boyunca aslında Cumhuriyet'in yaşı kadar 100 yıl boyunca Kürt halk mücadelesine, Kürtlerin özgürlük mücadelesine, statü mücadelesine nasıl yaklaşıldığının da göstergesi. Sayın Öcalan yıllar öncesinde de aslında bu tarihsel rastlantı olarak görülen şeyin bir rastlantı olmadığını avukatları aracılığıyla da kamuoyuyla paylaştı. İmralı da şunu söylüyordu yani 29 Haziran günü Şeyh Said'in idam edildiği gün, 29 Haziran günü bana idam cezası verildiği gün. Aslında bu Türk Ulus Devleti'nin Kürt halk mücadelesine, Kürtlerin özgürlük mücadelesine tarihsel ve güncel yaklaşımında bir göstergesi. Aslında bu bir sembolizasyon gibi görülse de aslında bir devlet aklının, devlet hafızasının, devlet kininin de devlet inkarcılığının da göstergesi. O Şeyh Said Efendi'nin idam edildiği yıla atıf yaparak da Sayın Öcalan yıllar önce 1925 yılını şöyle tanımlamıştı. 1925 sadece isyanın değil, komplonun, ihanetin ve soykırımın başlangıç tarihidir. Kime komplo? Kürt halkına komplo. İhanet ne? Kürt halkının Şeyh Said Efendi'nin de yakalanmasına giden süreçte de Sayın Öcalan'ın da yakalanmasına giden süreçte de aslında Kürtler için yetmezlik, ihanet, yetmez yoldaşlıklar bir bütün olarak aslında Kürt'ün bir yönüyle de aslında o geleneksel karakterlerinden biri olan parçalı duruşun bir sonucu. Aynı zamanda kime soykırım? Şeyh Said Efendi şahsında ve Sayın Öcalan şahsında Kürt halkının soykırımdan geçirilmesine dönük bir devlet kararı. Devletin gerçekten bu konuda ciddi anlamda tarihsel bir kinle, tarihsel bir tasfiye konseptiyle iki Kürt liderine, iki Kürt önderine yaklaştığını görüyoruz. Aslında bu sadece 29 Haziran için geçerli değil bu. Yine hepimizin hafızalarında çok canlı olan bir şey var. 6 Mayıs 1996 yılında Sayın Öcalan'a Şam'da suikast girişiminde bulundu. Yani bir ton patlayıcı bomba yüklü bir kamyonla katledilmek istendi. Kendisine suikast girişimi oldu. 6 Mayıs aynı zamanda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarımla idam edildiği gün. Yani aslında 29 Haziran'da Şeyh Said'in idam edilmesi, 29 Haziran'da Sayın Öcalan'a idam cezası verilmesi, 6 Mayıs 1972'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi, Sayın Öcalan'a 6 Mayıs 1996'da suikast girişimi. İkisinde bir mesaj var. Şeyh Said şahsında yani 29 Haziran mesajı Sayın Öcalan'a 29 Haziran'da idam cezası verilmesinin mesajı şudur. Kürt soykırımcılığında biz devam edeceğiz. Kürt tasfiyeciliğine ısrar edeceğiz cevabıdır. Kürt halkına bir bütün olarak sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlere değil, dört parça Kürdistan'da ve aslında dünyada yaşayan bütün Kürtlere, fikri ne olursa olsun, bakış açısı ne olsun, bütün Kürtlere Kürt soykırımcılığında devam edeceğiz mesajıdır. 6 Mayıs neyin mesajıdır? Sayın Öcalan'ın ilmek ilmek yıllarca örmek istediği Türkiye devrimci hareketleriyle, sosyalist hareketleriyle, Türkiye'nin ezilen kimlikleriyle, ezilen gruplarıyla ilmek ilmek
bin bir çabayla örmek istediği birleşik mücadeleye, ortak mücadelede bir mesajdır. 6 Mayıs 96 suikast girişimi. Yani Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asıldığı gün Sayın Öcalan'ın katledilmek istenmesinin en temel mesajı da şudur. Sosyalist kimliğine, devrimci kimliğine, halkların birleşik mücadelesine dönük, yaptıkları katkıya dönük devletin verdiği tarihsel bir mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani yani söz konusu Kürt halk gerçekliği olduğunda, söz konusu Kürt özgürlük hareketi olduğunda, söz konusu Sayın Öcalan olduğunda, hatta söz konusu bu topraklardaki toplumsal muhalefet güçleri olduğunda devletin hafızası hep sembolik çalışır. Yani tarihle günü buluşturarak aslında o tarihsel akılla belli mesajlar vermek ister. Sayın Öcalan da yıllar içerisinde İmralı'da avukatlarıyla yaptığı görüşmede hep bunu söylerdi. Yani bunların tesadüfi olan şeyler olmadığını, aslında buradan yola çıkarak da bir devlet gerçekliğinden bahsetti. Yani devletin kendi içerisinde hafızasını ne kadar canlı tuttuğunu, yani Kürt soykırımcılığına dönük politikasında ne kadar kararlı olduğunu, bunun karşısında gerek Kürt halkının, Kürtlerin, gerekse Türkiye'deki toplumsal muhalefetin en az devlet kadar ciddi olması, ciddi yaklaşması, kendi görev ve sorumluluklarına yüklenmesi noktasında aslında bütün toplumsal mücadele güçlerine, başta Kürt halkı olmak üzere aslında ödevler yüklüyordu. Yani sizin karşınızda böyle ince çalışan, işte tarihler arasındaki şeyi bile uyumu sağlayan, yani sembolik bir mesaj da veren bir akıl karşısında gerçek özgürlük mücadelesi en az onun kadar ciddi olmalı, uyanık olunmalı, tedbirli olunmalı ve aynı zamanda tarih, gün ve gelecek perspektifinde buradan kurmamız gerektiği noktasında çok ciddi söylemleri ve önerileri vardı, vurguları vardı. Kürt tarihi aynı zamanda bir soykırım tarihidir. İmha tarihidir, sürgün tarihidir, ölüm tarihidir. Şimdi buradan ele aldığımızda hani Şeyh Said dönemiyle farklı şey olabilir. Sonuç itibariyle tarihsel gerçeklik bize şunu gösterdi. Yani kendi özgürlüğümüz için, kendi statümüz için yürüttüğümüz mücadelede örgütlü bir yapı kuramadığımız sürece, yani örgütlü bir mücadele yürütemediğimiz sürece, devrimci bir halk örgütlülüğünü sağlayamadığım sürece, onun devrimci örgütünü, öncü örgütünü ayakta tutamadığım sürece idamlar, soykırımlar kaçınılmaz. Yani dönemi içerisinde söylüyorum, yani Şeyh Said idam edildiği dönemlerde Kürt halkının daha güçlü örgütlenmesi, kendi içerisinde daha kuvvetli bir halk örgütlenmesi, öncü örgütlenmesi olsaydı belki o dönemde Şeyh Said'in idam edilmeyecekti. Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki devletlerin en çok korktuğu da zaten halkın kendi öz gücü, örgütlülük gücü. Şimdi Sayın Öcalan'ın yani idamını engelleyen, yani şimdi soykırımcı bir devlet mantığı diyoruz, imhacı, tasfiyeci bir devlet mantığı diyoruz ve burada bir değişiklik yok diyoruz. Ama Sayın unutmayalım ki, tekrar hatırlatmak gerekiyor, Sayın Öcalan'ın idamını engelleyen kimse hayatını bahşetmedi. Yani komplocuların böyle bir aklı, böyle bir ahlakı yoktu zaten. Çok net. Hepimiz yaşadık o günleri. Yani 99'u hatırlarım, hepimiz yaşadık. Yani onu, Sayın Öcalan şahsında Kürt halkı soykırımdan geçirilmek istendi. Kürt halkı varlık olarak tasfiye edilmek istendi, bitirilmek istendi. Hala da buna uğraşıyorlar, işte görüyoruz güncel olarak. Yani darbeci bir iktidarla, onun devlet aklıyla karşı karşıyayız. Kürt halkına dönük işte Van kayyumu, Hakkari kayyumu, aynı şey. Ama o gün idamı engelleyen neydi? Bir, güneşimizi karartamazsınız eylemleri etrafında bedenlerini, yaşamlarını siper edenlerdi. Bu Kürt halk mücadelesinin geldiği bilinç düzeyini, örgütlülük düzeyini göstermesi açısından da öğretici bizler açısından. Yani Kürt halkı dünyanın dört bir tarafında Sayın Öcalan'ın etrafında kenetlendi. Kürt özgürlük hareketi yıllardır kendi değerleri etrafında her türlü bedeli ödemesine rağmen ayakta duruyor. Ve bugün hala, yani o gün idam cezasını engelleyen Kürt halk direnişinin kendisi, Kürt halkının örgütlü mücadelesinin kendisi. Yani oradan hareketle belki de tekrardan hani güncele getirecek olursak, bugün de aslında
bizim en çok ihtiyacımız olan şey devrimci bir halk örgütlülüğünü ciddi anlamda büyütmek, güçlendirmek, kuvvetlendirmek. Hala tecrit politikası tüm katılıyla devam ederken de bu tartışmayı yapmak zorunda. İşte 3,5 yıldır Sayın Öcalan'dan yaklaşık 3,5 yıldır haber alamıyoruz. Bu şunun göstergesi, yani komplo mantığında da biz yani şunu söyledik. Sayın Öcalan da defalarca bunların altını çizdi ve şunu söyledi. Yani bugün idam cihazı verilmedi. Kürt halkı yani idam cihazı karşısında olası bir idam, pardon, yani idam karşısında kenetlendi. Ama sonuç itibariyle İmralı'ya kapatılarak yine Sayın Öcalan'ın deyimiyle zamana yayılmış, ana yayılmış bir idam cihazı verildi. Kendisi dedi, ölüm koridorundayım. Yani belki fiziki idam edilmedim ama ben her gün burada her an idam ediliyorum. Aslında komplonun mantığında da o vardı, idam cezasının mantığında da o var. Yani kapatmak, unutturmak, halkla bağını, örgütüyle bağını koparmak, duygu bağını koparmak, bilinç bağını koparmak, maddi bağını koparmak, yalıtmak, kişiyi düşürmek, olduğu mekanda, kapattığı mekanda kişiyi düşürmek, psikolojik olarak düşürmek, bedensel olarak düşürmek, yıkıma uğratmak, onun şahsında da bir halkı yıkıma uğratmak. Aslında bunun kendisi hala bir idam rejimi bizler açısından. Hala bunu gerçek istedikleri gibi yapamıyorlarsa kendi öz mücadelemizin sayesinde. Yani yine yani dün idamı nasıl Kürt halk direnişi, Kürt halkının örgütlü mücadelesi engellediyse bugün mutlak İmralı işkence sisteminden Sayın Öcalan'ı kurtaracak, onun fiziki özgürlüğünü sağlayacak, yani devletin tecrit politikalarını boşa çıkaracak yegane şey de 99'da, 98'de, 2000'de olduğu gibi Kürt halkının örgütlü mücadelesini bulunduğu her yerde büyütmesi ve Sayın Öcalan etrafında, halk önderinin etrafında, halklar önderinin etrafında kenetlenmesi, onun bilinciyle, onun duygusuyla buluşması ve kendi özgürlüğünün, kolektif özgürlüğünün, halk olarak kendi özgürlüğünün yolunda buradan geçtiğini tekrardan göstermesi. Yani tarih bizi zaten böyle bir sınavla, böyle bir görevle baş başa bıraktı. O nedenle her defasında söylüyoruz, altını çiziyoruz. Bu tarihsel rolümüzü hepimizin oynaması gerekiyor. Sayın Öcalan sadece birey değil. Kürt halk önderi, dünya halklarının, dünya ezilenlerinin önder ve lider olarak kabul ettiği biri ve Sayın Öcalan Kürt halk tarihi aynı zamanda. Son 50 yıla damgasını vurmuş. Bundan yüzlerce yıl sonra da bu tarihsel aralık söz konusu olduğunda Kürt halkının tarihsel yolculuğunda önemli katkılar sunmuş. Zihni katkılar, kültürel katkılar, siyasi katkılar, ideolojik katkılar, özgürleşme katkısı. Özgürleşme, yani kölelik dayatılan, ölüm dayatılan Kürt'e karşı varlık kazandıran, hayat kazandıran, tıpkı suya hasret, toprağa su verilmesi gibi yani. Toprağı yeşerten, yer altında olanı, betonun altına gömülü olanı yeryüzüne çıkaran, gün yüzüne çıkaran. Bu yönüyle aslında biz Sayın Öcalan'ın üzerindeki mutlak tecride karşı mücadeleyi kendi öz mücadelemiz, kendi yaşamlarımıza, kendi geleceğimize, halk olarak kendi geleceğimize dönük, kendi yaşamımıza dönük, kendi özgürlüğümüze dönük bir öz mücadele olarak değerlendirirsek bu işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. O yüzden yani hani belki de o yetmez yoldaşlık durumumuzu, yetmezlik durumumuz buralardan aşmak zorunda. Bu bize ait bir şey. İstedikleri kadar yalıtmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar koparmaya çalışsınlar. Ama şu çok net. Sayın Öcalan Kürt halk hakikatinin kendisidir. Şu anda günümüz dünyasında milyonlarca Kürt Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için ayaktadır.
Sayın Öcalan'ın kaderiyle kendi kaderini buluşturmuştur. Sayın Öcalan, Kürt halk gerçekliğinin kendisidir. Kürt halk, Kürt halkının önderidir. Kaderleri kendi halkıyla birdir. Ayrıştırılamaz, bölünemez, parçalanamaz, soyutlanamaz. Hakikattir bu. Bulunduğunuz yere göre değişmez. Gerçektir, zemini sağlamdır. O yüzden İmralı teşhisine karşı mücadeleyi bu şekilde görmek, bu şekilde duyumsamak, bu şekilde bilince çıkarmak önümüzdeki dönem mücadele yollarını fazlasıyla açacak bir zemin olarak karşımızda duruyor. Ya bu ifadeler ışığında son olarak şunu söylemek isterim. Biz Kürtlerin, aslında sadece Kürt halkın değil, bu topraklarda bütün ezilenlerin, yani bütün ezilen kimliklerin vazgeçemeyeceği temel bir şey var. O da şu. Kendi tarihimize, kendi günümüze, kendi geleceğimize bütünlük içerisinde bakmak. O yüzden diyoruz yani tarihçiler elbette ki tarihsel olguların, olayların farklı yönlerden ele alabilirler. Ama söz konusu özgürlük mücadelesi ise, toplumun özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesi ise bütün değerleri buluşturmamız gerekiyor. O yüzden 29 Haziran 25'te idam edilen Şeyh Said de bizim. 6 Mayıs 72'de idam edilen devrimci gençler de bizim. 29 Haziran'da idam edilen Şeyh Said de bizim. 6 Mayıs'ta idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlar da bizim. 30 Mart'ta katledilen Mahir Çayhan ve arkadaşlar da bizim. Yine 18 Mayıs'ta katledilen, işkence tezgahlarında katledilen İbrahim Kaypakkaya da bizim. Bugün İmralı'da ölüm koridoruna hapsedilmek istenen, mutlak iletişimsizlik politikalarıyla teslim alınmak istenen, siyasi soykırımdan geçirilmek istenen Sayın Öcalan da bizim. Bu bütünlük içerisinde baktığımız oranda mücadelemizin önü fazlasıyla açıktır. Devletin ve faşist güçlerin en çok korktuğu şey de bu mücadele bütünlüğü etrafında hareket etmemizdir. Teşhisin mantığı da buna dayanmaktadır.